Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. 10 dakika serisine devam ediyoruz. 10 dakikada cümle çeşitleri, bismillah. Hocam o kadar başlık var, sığacak mı? Sığar hocam. 5 dakikaya bile sığar da yani değmez ya. Anlatmışken hakkını verelim istiyoruz. Uzattın hocam. Yüklemin türüne göre cümleler ya da yükremine göre cümleler, ikisi de yerinde. İsim cümlesi, yüklemi isim olan cümle. Yanındaki en sevdiği arkadaşıydı. Aslında en sevdiği arkadaşıydı diye de alabilirsiniz yüklemi. Önemli değil. Arkadaşıydı. İsim, isim cümlesi. Bitti. Orada duran şey çantamdı. Çantamdı yüklem, isim, bitti, isim cümlesi. Tamam, bu kadar. Yüklem isimse isim cümlesidir. Yüklem fiilse fiil cümlesidir. Şunu şunu yazdı, bitti, cümleye ihtiyacımız yok. Yazdı yüklem, fiil, fiil cümlesi. Şuraya şuraya gittiler, gittiler. Yüklem, fiil, fiil cümlesi. Bu kadar basit hocam. Peki burada sıkıntı ne? Mesela var. Mesela ne olsun? İşte varmak, bir yere varmak olabilir arkadaşlar. Ya da işte vardı desem mesela. Vardı. Şimdi cümleyi okumadan bunu anlamamız mümkün değil. İstanbul'a vardı diyorsak varmak fiil cümlesi. Ama bende notlar vardı diyorsak var olma, bulunma anlamında isim cümlesi. Yani sesteş sözcükler arkadaşlar tehlike atabilir. Orada cümleye ihtiyacımız var. Bu verdiğim örnekler sesteş değildi. Rahat rahat geçtim ama sesteş sözcükler tehlike olabilir. Bir de hatırlayacaksınız, şunu da söyleyeyim olay bitsin. Kazanmaktı. Amacı sınavı kazanmaktı. Bu verdiğim klişe ama çok iyi bir örnektir. Kazanmaktı. Hocam kökü kazanmak fiil cümlesi değil mi? Hayır. Kelimenin köküne bakmıyoruz. Yapım eki almış son hali. Kazanmak bitti. İsim. İsim cümle. Nasıl isim hocam? Kazanmak mak diyebiliyor musun? Yani sen kazanmak sözcüğüne bir makmek daha getirebiliyor musun? Hayır, gelmiyor. Demek ki isim olmuş bu. Masaya makmek gelir mi? Masa mak olmaz. Deftere kaleme makmek gelir mi? Gelmez. Onlar nasıl isimse bu da isim. Doğal olarak kelimenin köküne değil, yapım eki almış son haline bakıyorsunuz. Yani çekimeklerini şöyle bir köşeye atıp öyle bakıyorsunuz isim mi fiil mi diye. Tamam, kazanmaktı isim cümlesi. Bakın şu ikisi var ya, şu ikisi acayip ilaç. Bitti hocam. Burada eksiğimiz yok. Bomba gibi geçiyoruz. Yüklemin yerine göre cümleler. En gereksiz başlık, en net başlık, kurallı cümle. Yüklemi sonda olan. Şurayı şurayı gördü diyor mesela. Bitti. Ya da gördük diyor. Hadi hep beraber gitmiş olalım. Yüklem sonda ise buna kurallı cümle, düz cümle diyoruz. Eğer yüklem sonda değilse, mesela cümle şöyle başlıyorsa, gördük hep birlikte oraları desem mesela, ha yüklem başta, ya da hep birlikte gördük oraları desem, ha bu sefer de ortada. Yani yüklem sonda kullanılmadığı müddetçe o cümle devrik cümledir. O cümle devrilmiş cümledir. O cümle kuralsız cümledir. Bu kadar net. Eksiltili cümle, 3 noktalı cümle. 3 nokta olması zorunlu, mecbur. Bak bu mecbur. Hocam ben nokta koydum ama seni kandırıyorum, aslında cümle bitmedi. Sınavda böyle bir şey diyebilirler mi ya? Mümkün değil mi? İmkansız, öyle bir örnek yok. Öyle bir örnek yok hocam. Cümle bittiyse bitmiş, noktayı koyarız. Nokta koyduysan bitmiş demektir. 3 nokta koymalısın eksiltili cümlede, mecbur. Tamam, içiniz çok rahat olsun, eksiltili cümle bitmemiş cümle demektir. Yanımda şunlar şunlar şunlar, yani vardı yoktu demiyor. 3 noktalar devam ediyor, tamam. Cümle bitmemişse eksiltili. Sorulmaz, yanımdan bile geçmezler. Belki eksiltili cümleye yer verilmiştir falan diye. Ne bileyim ya, böyle paragrafta falan bir yerde gelebilir. Kuralsız cepte, yüklem sonda değil. Kurallı cepte, düz cümle diye gelirse sanki biraz tehlike olabilir. Onun dışında hiçbir problem yok gibi hocam. Hiç net. Peki, yüklemin türüne göre tamam. Yüklemin yerine göre cümleler tamam. Bu arada bu şöyle de geliyor. Aklıma gelmişken çok iyi bir bilgidir ya. Bu çok çok harika olacak. Ögelerinin dizilişine göre diyebilir arkadaşlar. Tamam, çok çok önemli bu. Bunu lütfen bir köşeye not edin. Böyle küçük bir not alıp bir yere yapıştırın, asın. Allah aşkına bak, bu çok önemli. Bir köşede dursun ya da. Kesinlikle kazıyın bir köşeye. Ögelerinin dizilişine göre hangi cümle farklı derse şunu demiyor. İşte bir cümle hocam zarf tümeci, doğal tümeci yüklem. Bu da doğal tümeci, zarf tümeci. Hah, bunlar farklı. Değil, değil. Ögeyle hiç alakası yok bu ifadenin. Ögelerinin dizilişine göre derse hocam bunu soruyor. Tamam. Yani yüklemin yerine göre. Çok çok önemli. Öge dizilimi, ögelerin dizilişi hepsi aynı kapıya çıkacak. Tamam. Yapısına göre cümlelerdeyiz arkadaşlar. Gelin isterseniz bir de buna bakalım. Burası önemli zaten. Basit cümle. Aman dikkat. Yan, tek bir yargı olacak. Yan cümle yok diyecektim. Yani fiilimsi yok diyecektim ama hemen onu da yazayım madem. Fiilimsi yok arkadaşlar. Tamam. Tek yüklem var. Ne diyor? Dersi işte iştahla dinledi. Bitti. Dersi iştahla dinledi. Dinledi yüklem değil mi? Nasıl iştahla? İşte neyi derse kim o falan pisler. Neyse, var mı bu dersi iştahla dinledi de herhangi bir fiilimsi, herhangi bir ikinci yargı yok. Dinledi yüklem, bir tane yargı var. O zaman ne diyeceğiz? Tek yüklem diyeceğiz. Tek yargı diyeceğiz basit cümle için. Bu arada basit cümle örneği vermek zordur arkadaşlar. Şöyle kendiniz bir vermeye çalışın. Yani bir cümle kurun bakalım. Yani %99 bir yerlerde gelen, giden, gidesi, gelesi falan bir şekilde bir fiilimsi kullanıyoruz. Aman dikkat, tehlikelidir yani. Birleşik cümle. Birleşik cümle. Bir an bir girişik birleşik diye isim geldi. Birleşik cümleyi kendi içerisinde girişik birleşik. İç içe birleşik.
kiili birleşik ve şartlı birleşik olmak üzere dörde ayıracağız. Uyuma. Ya sen 5. dakikada uyuyorsan bitti hocam bu iş. Bitti. Diğerleri çöp. Çok önemli bak, burası çok önemli. En önemli yerdeyiz biz. En önemli yerdeyiz. Bir kendine gel, bir sakin ol, dur. Benden bir enerji kesin, azıcık kesin ya enerji sana. Hadi hocam bir kil. Girişik birleşik cümlede fiilimsi olacak arkadaşlar, biliyorsunuz. Yapılanları asla affetmedi diyor mesela. Yapılanlar, an, en, fiilimsi var, bitti. O cümle kesinlikle girişik birleşik cümledir. Bu kadar basit, tamam. İç içe birleşik cümlede alıntı olacak, tamam. Şunu şunu yapacağını ya da şunu şunu yaptım dedi. Tamam, şunu şunu yaptım dedi, alıntı, doğrudan ifadeler göreceksiniz burada. Kiili birleşik cümlede ise birden fazla cümle olacak. Bakın, birinci cümle, ikinci cümle ve bu cümleleri bağlayan bir ki bağlayıcı, ayrı yazılan bir ki olacak. Aman dikkat arkadaşlar, çok önemli. Bağlı cümleye falan gitmesin. Ki ayrı. Onun tamamen mantığı ayrı zaten. Çekince tek bir cümle kalıyor falan. Farklı farklı bir mantığı var. Hiç girmeyin, kafalar yanmasın. Şunu bilelim. Ki'yi işaretleyelim mutlaka sınavda böyle bir soru gelirse. Öncesinde cümle var mı? Var. Sonrasında var mı? Var. Tamam, kiili birleşik cümle bu. Tamam, yani ben ki, hayır bu bir giriş, kiili birleşik cümle falan değil. Ben ki neler gördüm falan, bu bir kiili birleşik cümle değil. Çünkü öncesinde ve sonrasında cümle yok. Ben tek başına cümle değil en azından, tamam. Öyle diyelim, cepte kalsın. Şartlı birleşikte ise daha çok sase'yi görürsünüz. Şart anlamı katan cümleler de var. Ama daha çok sase'yi göreceksiniz. Şu şöyle olursa şuraya gideriz gibi. Tamam, onları da şartlı kabul edeceğiz. Peki, sıralı cümlede neler var hocam? Sıralı cümleye baktığımız zaman kendi içerisinde. Sıralı bağımlı, bakın bağlı değil, dikkat. Sıralı. Bağımsız, bağımsız sıralı, bağımlı sıralı gibi de gelebilir arkadaşlar. Bağımlı sıralı dediğimiz şey şu. Öncelikle sıralı cümle ne? Sıralı cümle birden fazla cümlenin noktalama işaretleriyle sıralanması. Şimdi çok geniş bir tanım bu ama hani her şeyle sanki sıralama yapılıyormuş gibi bir anlam çıkıyor. Hayır. Ya virgülle ya da noktalı virgülle sıralama yapabilirsin. Başka hiçbir noktalama işaretiyle cümleleri sıralayamazsınız. Nokta koyarsan biter. Ünlem koyarsan olmaz. Doğal olarak diyelim ki virgülle ya da noktalı virgül fark etmez, sıralanmış iki tane cümle var. Şunu şunu yaptım, şuraya şuraya gittim. İkisinde de iş yapan aynı. İkisinde de bir öge ortaklığı var. Özne ortak mesela, değil mi? Doğal olarak buna sıralı bağımlı diyoruz. Ama şunu şunu yaptım, şu da yanıma geldi gibi alakasız iki cümle. Yani anlam bağı olabilir. Hatta birbirinin neden sonuç ilişkisi bile kurabilirler, olabilirler ama aman dikkat, öge ortaklığı, yani öznesi ortak, ne bileyim yükleme ortak, tümleci ortak falan değilse, öge ortaklığı yoksa ona da bağımsız sıralı ya da sıralı bağımsız cümle diyoruz. Bunu lütfen unutmayınız. Bakın, zamanda geldi arkadaşlar, KPSS'de falan da çok fazla soruyorlar. Direkt sıralı cümle diye de geldi. Hangisi sıralı cümledir? Lütfen bu başlıklara hazır olun. Sürpriz bir soru gelebilir. Her şeye hazır olalım biz. Bağlı cümleye baktığımız zamansa, bağlı cümle bağlaçtan gelecek belli ki. Mesela ve bağlacı olabilir veya, veya bağlacı olabilir veya demişken, ya da bağlacı olabilir. Ama kesinlikle olacak bir şey var. Öncesinde bir cümle, sonrasında bir diğer cümle. Tamam, bağlacı bulacağız. Öncesi ve sonrasında kesinlikle cümle arayacağız. Aksi halde o bağlı cümle olmaz. Yani annem ve ben şuraya gittik. Bağlı cümle değil kardeşim, değil. Değil mi? Bağlaç olması yetmez. Mutlaka ama mutlaka cümleler arasında olacak. Yani ve'yi yakaladım mı ben? Tamam. Öncesinde ve sonrasında cümle olması şart. Fakat olur, ama olur, lakin olur, zira olur, çünkü olur. Olur da olur. Yüzlerce bağlaç var biliyorsunuz ama genelde kullananlar bunlar. İçiniz rahat olsun. Bağlaç öncesi ve sonrasında bakıyorsunuz. Cümle varsa yapıştırıyorsunuz. Bağlı cümleyi yoksa hiç işimiz yok hocam. Net. Bu kadar. Bak 8.30 oldu. Cümle çeşitleri bence bitti. Burada hiçbir şey yok başka. Yine de ben şu vakit doldurmak adına yan cümleyi bir hatırlatayım. Çünkü ögelerde değinmedim burada açıkçası anlatacağım diye. Çünkü ağzımdan hani basit cümleyi anlatırken böyle bir hafifçe kaçtı ağzımdan yan cümle falan dedim. Ama burada bir yer ayırmış olalım ona. Yan cümle eşittir fiilimsi arkadaşlar. Bir cümlede 10 tane fiilimsi varsa 10 tane yan cümle var demektir. Yan cümle için, yan cümle için ÖSYM yan cümlecik diyebilir. Der, diyor yan cümledik. Ya da yan yargı diyebilir. Tamam. Yan cümle, yan cümlecik, yan yargı, bunların hepsi aynı kapıya çıkar. Hepsi yan cümle. Yan cümle varsa o cümle zaten aman dikkat, giriş birleşik cümledir. Basit cümle değildir. Tüm bunların ötesinde arkadaşlar lütfen dikkat. Bazen de anlamına göre cümleler diyebiliyoruz. Onu ben cümlede anlamda anlatıyorum biliyorsunuz. Hani böyle olumlu cümle, olumsuz cümle. Burada çok değinilecek bir şey değil. O cümlede anlamla alakalı bir durum. Şu an dil bilgisi boyutu bizi ilgilendiriyor. Lütfen bu başlıkları cebinize koyunuz. Benim dikkatimi çekenler, işte ögelerin dizilişine göre dersem, değil mi, öge dizilimi, aman dikkat, ya da yükleminin türü ya da yüklemine göre derse dikkat etmekte fayda var. Bu ögelerin dizilişi de şuna dikkat arkadaşlar, kafanız karışmasın. Eğer bir cümlenin ögesi sorusuysa tabii ki zarf, tümleci, yüklem, nesne, ona bakarız tabii, ama yüklemin
yerine ya da ögenin dizilişine göre hangi cümle çeşidi farklıdır diyorsa, yani cümle çeşidiyle ilgiliyse, cümlenin ne bileyim türüyle alakalı bir soruysa buna dikkat edin. Tamam, yoksa tabii ki hangi cümle ya da hangi ikisi cümle, ögeleri noktasında konuşabilirsem özdeştir derse eyvallah. Öge sorusudur zaten. Tamam. Peki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.